이렇게 켜놔. Başbakan yardımcımızı Sayın Fikri Işık'ta açılışı yapmak üzere aramıza katılmışlardır. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Sayın Başbakan Yardımcım, Rütü'nün değerli başkanı ve üyeleri, RATEM'in değerli başkanı ve üyeleri, Türkiye'nin medya sektörünün çok değerli temsilcileri, değerli misafirlerimiz, hepinize hayırlı günler diliyorum. İF TV'nin bu programının Türkiye'de medya ve sinema sektörünün gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Türkiye'de hem sinema sektörünün hem televizyonların son yıllarda teknik olarak belli bir merhale kat ettiğini, belli bir seviyeye ulaştığını mutlulukla izliyoruz. Güzel sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz. Ancak hem içerik bakımından hem bundan sonra uluslararası rekabet alanında alacağımız çok fazla mesafenin, yolun olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu vesileyle RATEM'in düzenlemiş olduğu bu forumun, bu fuarın sektörün daha ileriye atılım yapması için önemli bir merhale teşkil etmesini temenni ederim. Burada tartışılan konuların ufuk açıcı olmasını ve sonuç alıcı olmasını dilerim. Değerli dostlar, radyo, televizyonlar ve sinema aslında diğer bütün plastik sanatlar içerisinde farklı niteliği olan iki sektörü oluşturuyor. Bunların ikisinin de ortak en temel özelliği, herhangi bir eğitim, herhangi bir bilgi gerektirmeden çok yaygın kitlelere çok çabuk bir şekilde ulaşabilme ve onlara bir şekilde tesir edebilme gücüdür. Televizyonlarımızı izlerken izlediğimiz konuyla ilgili herhangi bir ön bilgi şartına gerek yoktur. Aynı şekilde bir filmi izlerken de o filmle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmamız gerekmiyor. Dolayısıyla çok geniş bir alanda çok farklı kesimleri rahatlıkla etkisi altına alabilecek, insanlara istediği mesajı çok rahat bir şekilde ulaştırabilecek çok etkili iki araçtan bahsediyoruz. Bu aracın objektif şartlar itibariyle iyi kullanılması da mümkündür, yanlış ya da kötü kullanılması da mümkündür. Gönlümüz arzu eder ki hem sinemanın hem de televizyonların yapıcı bir dille ve insanlığın ortak değerlerini artıracak bir uslupla iyi bir şekilde kullanılmasının yaygınlaşmasıdır. Çünkü sektör bir taraftan hızla gelişiyor, bir taraftan kullanılan dilin de çok daha fazla önemli hale geldiği ortadadır. Radyo, televizyonlarımız ya da sinemalarda filmleri izlerken, bu sektörün ürünlerini izlerken çok büyük bir birikime de aynı zamanda sahip oluyoruz. Bir gün Everest Dağı'nın tepesindeki bir hayata şahit oluyor. Bir gün denizin 20 bin metre altındaki güzel fersah altındaki güzelliklere şahit oluyoruz. Bir gün İngiltere'nin o kraliyet sarayları içerisinde geçen bir öyküye şahit oluyor. Bir başka gün Topkapı Sarayı'nın duvarları arasında geçen bir başka öyküye şahit oluyoruz. Dolayısıyla son derece hızlı bir bilgilendirme aracı olarak hem sinemayı hem televizyonları kullanabilme özelliğine sahibiz. Aynı şekilde özellikle günümüzde kültürlerin, medeniyetlerin, bölgelerin maalesef siyasi bir takım çalkantılar içerisinde birbirinden uzaklaşmaya ve düşmanca bir tutum içerisine girdiği günümüzde hem televizyonları hem de sinemayı barışın, dostluğun, kardeşliğin, birbirini anlamanın, farklı kültürler arasında ilişki kurmanın, köprü kurabilmenin bir vasıtası olarak da kullanmamız gerekiyor. Onun için sinemanın ve televizyonun bu gücünü iyiye kullanmaktan kastımızdan birisi de dünyadaki bütün bu çatışma ve tartışma ortamlarını bir tarafa bırakarak dünyada halkları, kültürleri birbirine yakınlaştıracak bir unsur olarak kullanılabilme becerisidir. Eğer insanoğlu bu beceriye sahip olur, bu beceriyi geliştirirse
Bu anlamda bu iki araçla her birisi siyasetin elini güçlendirecek, sorunların çözülmesini kolaylaştıracak, farklılıkları yakınlaştıracak ve insan topluluklarını, kültürleri, milletleri, farklı coğrafyaları birbirlerine yakınlaştıracaktır. Onun için filmleri ve televizyonları bilmediğimizi ötekileştirmenin, tanımadığımızı uzaklaştırmanın bir aracı olarak değil, bilmediğimizi öğrenmenin, tanımadığımızı da tanışmanın bir aracı olarak kullanmak herhalde aklın, siyasetin ve irfanın gereğidir. Bu çerçevede özellikle son yıllarda büyük bir algı operasyonuyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin hem sinema sektörüne hem televizyon yayıncılarına çok büyük iş düşüyor. Türkiye diyebiliriz ki dünyanın en büyük kültürel hazinesinin üstünde oturuyor. Bir tarafta İslam öncesi dönemlerden kalma olağanüstü yüksek değeri olan ve hala az bir kısmı bilinen Helenistik dönemin, Roma döneminin, önceki dönemlerin, Pisidaların, Frigyalıların, Likyalıların büyük tarihi zenginliğinin üzerinde oturuyoruz. Diğer taraftan muhteşem İslam medeniyetinin, Avrupalı tarihçilerin ifadesiyle İslam'ın büyük ikinci şahlanışına sahip olan Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin çok büyük bir zenginliğinin üstüne oturuyoruz. Bunların önemli bir kısmı henüz gün yüzüne çıkmış, henüz tam manasıyla Türkiye'nin içinde ve dışında tanıtılabilmiş değildir. Bunların tanıtılabilmesi, bu engin kültürün Türkiye'nin barış dilini geliştirmesine katkı sunabilmesi için siz değerli sektör temsilcilerine de çok büyük görevler düştüğünü ifade etmek isterim. Bu anlamda televizyon dizilerimizi, televizyon programlarımızı, belgesellerimizi, sinema filmlerimizi, belgesel filmlerimizi bu dilin bir aracı olarak kullanmak artık Türkiye'de sektörün geldiği birikim itibariyle kolay bir şekilde yapabileceği bir iştir diye düşünüyorum. Bu konuya hassasiyetle eğilmemiz gerektiğini ve özellikle Türkiye üzerinde bir takım yanlış algı operasyonlarının üretilmeye çalışıldığı şu günlerde son derece hayati bir önem taşıdığını sizlerle paylaşmak isterim. Dolayısıyla dünyanın bazı yerlerinde, özellikle Avrupa'da, Batı Avrupa'da öyle çok da masum olmayan, hesaplı, planlı, iyi çalışılmış bir yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve bunların somuta indirgenmiş bir şekli olarak Türkiye düşmanı bir takım algılarla boğuşmak durumundayız. Bunlara verilecek cevap onların kullandığı dilin aynısı olamaz. Bunlara verilecek cevap Türkiye'nin üzerinde oturduğu bu kültürel mirasın, bu kültürel zenginliğin onlara bir kere daha dünya kamuoyu vasıtasıyla hatırlatmasını sağlamak olmalıdır. Sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü Kibira Antik Kenti'nde bir konser düzenledik Kültür Bakanlığı olarak. Kibira Antik Kenti Burdur'un Gölhisar ilçesinde Pisidalar, Likyalılar, Frigyalılar döneminden kalma Helenistik ve Roma dönemlerinin eserlerini taşıyan bizim Efes benzeri belki daha geniş bir alana yayılmış bir antik şehir. Bir dünya harikası. Henüz Türkiye tarafından da bizim yurttaşlarımız tarafından da çok bilinmiyor. Orada Kültür Bakanlığı olarak bir konser düzenlendi. Mekan bir antik kent. Konserin formu bir senfoni orkestrası formu. Senfoni orkestrasının içeriği ise Anadolu topraklarının unutulmaz türkülerinden derlenmiş ezgilerden oluşan bir konser. Sevgili dostlar, bu zenginlik sizi temin ederim ki dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Bu kadar farklı kültürel çeşitlilik dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Bunun kıymetini bileceğiz ve bunu Türkiye'ye bir takım hesapları için köşeye sıkıştırmaya çalışan bu algı operasyonlarını düzenleyenlere karşı güzel bir şekilde barışın dilini kullanarak kültürün, sanatın, edebiyatın, sinemanın, film endüstrisinin o dilini kullanarak dünyaya bunları tanıtacağız. Bu çerçevede son yıllarda Türkiye'nin özellikle dizi sahasındaki başarılarının da altını çizmek isterim.
Türkiye'nin hepiniz birçok ülkeye gittiğinizde hatta sokaklarda outdoor reklamlarda Türkiye'nin dizilerinin reklamlarını görüyoruz ve bunlardan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'deki bu dizilerdeki kahramanlar üzerinden, dizinin oyuncuları üzerinden, senaryosu üzerinden insanların geniş bir kitlenin Türk kültürüyle ve Türk tarihiyle tanışmaya başladığı da ayrıca önemli bir gelişmedir. Bu sahayı çok daha güçlü bir şekilde güçlendirebiliriz. Bizim öykülerimizi güzel filmler haline getirebilecek potansiyelimizin olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz sektörün temsilcileri olarak. Onun için özellikle bu alanlarda az evvel Rütük Başkanı'nın da ifade ettiği gibi sadece reyting kaygısı gütmeden bizim kültürümüzü, medeniyetimizi, değerlerimizi dünya ile paylaşıp bunun üzerinden bir barış ve dostluk dili oluşturabilme bilinciyle tam tabiriyle hem sinemayı hem de yayıncılığı, televizyon yayıncılığını kamusal bir sorumluluk olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu sektördeki arkadaşlarımız para kazanacaklar. Tabii ki bu sektördeki arkadaşlarımız reyting alacaklar ki reklam alabilsinler. Buna diyecek bir şeyim yok. Ama para kazanacağız diye, reyting alacağız diye değerleri bir tarafa bırakarak, Türkiye'nin bu hassasiyetlerini bir tarafa bırakarak, kültürel zenginliklerimizi bir tarafa bırakarak günübirlik maalesef tüketici, öğütücü ve kültürü yok edici bir şekilde sinemanın ve televizyonların kullanılmaması gerekiyor. Bunun için de sektörün gerekli hassasiyeti göstereceğini ümit ediyorum. Ben bu vesileyle İFTV dolayısıyla bir araya gelen bütün bu dostlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. RATEM'e bu güzel organizasyonu dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantı sonuçları itibariyle verimli, bereketli olur ve sektörün daha ileriye doğru atılım yapması için bir vesile olur diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'a hem desteklerinden hem de konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Herkese emekleri için can ödülünden çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Kendinize yetiştirin. Bu vakitlerinizin kıymetini bilin. Tamam mı?